Dünyanın en kalkınmış ülkesi Türkiye olabilir mi? Cevabınız hiç şüphesiz evet olmalı. Evet, Türkiye sıra dışı olmalıdır. Sıra dışı olmak Türkiye'nin kaderidir. Türkiye'deki her şey sıra dışı olmalıdır. Üniversiteler özellikle sıra dışı olmalıdır. Malezya'nın sıra dışı bir başbakanı, efsane başbakanı Mahathir Muhammed 20 sene Malezya'ya başbakanlık yaptı ve Malezya'yı evirdi, çevirdi, İslam coğrafyasının en kıymetli, kalkınmış bir ülkesi haline getirdi. Putrajaya diye bir şehir kurdu, bütün devletin yönetimlerini orada topladı. Cyberjaya diye teknoloji üretimine dönük bir teknokent konseptinde muazzam bir oluşum oluşturdu. Ve şu anda Malezyalılar oradan teknoloji üretiyorlar ve ülkelerine katma değer sağlıyorlar. Türk Hava Yolları'nın kalkınma oranı kaç biliyor musunuz arkadaşlar? %17 yıllık ortalama. %17 büyüdü de ne oldu? 2003 yılında Avrupa'nın son sıralarında olan bir Türk Hava Yolları şu anda Avrupa'nın birinciliğine oynuyor. Dünyanın en çok uçuş noktasına sahip olan havayolu oldu. Uçak sayısı 600'e, daha sonra belki de 1000'e kadar çıkacak. Nerede oldu bu olay? Türkiye'de. Hangi ekosistemde? Bizim ekosistemimizde oldu. Bürokrasimiz çok ağır, doğru. Ama bütün bu ekosistemin içerisinde böyle bir sonuç çıktı mı çıkmadı mı? Eğer böyle bir sonucu Türk Hava Yolları ortaya koyabiliyorsa Türkiye'nin diğer kurum ve kuruluşları niye koymaz? %17 Türk Hava Yolları yıllık ortalama 13-14 sene büyüdü. Türkiye'nin bütün kurum ve kuruluşlarının %17 ortalamayla büyüdüğünü düşünürseniz, Türkiye'nin %17 kalkınma sağladığını düşünürseniz ne olur? Size hayal gibi gelen her şey gerçek olur. Sanayileşmeden, üretmeden, sanayileşme sürecini tamamlamadan bir ülkenin ne siyasi gücü olur ne de ekonomik gücü olur. Hiçbir güç üretemezsiniz. Ölçü şu: Almanya'nın ekonomik seviyesini bütün rakamlarda bir tık üstüne geçeceğiz. Başka ülkeyi vermiyorum. 4,5 trilyon dolar gayri safi milli hasılası var. Aşağı yukarı nüfus Türkiye'den bir 10 milyon kadar fazla olabilir. Türkiye, Almanya'nın ekonomik ve teknolojik seviyesinin bir tık üstüne çıkmalı, çıkacak. Dünyamız 7.1 milyar. 206 tane ülke var. 74 trilyon dolarda üretim var. Dünya bencil. Kalkınmış ülkelerin hepsi bencil. Bu dünyadaki yıllık üretimin 73 trilyon dolarda kalmasının sebebi teknolojilerini gizleyen, kalkınmamış ülkelere vermeyen kalkınmış ülkelerdir. Verseniz bila bedel, o ülkelerde üretse bunlar 100, 200, 300, 400, 500 trilyon dolar olsa ne olur? İnsanlık rahat eder. Sadece senin milletin 50 bin dolar yıllık milli gelir alacak. Bunu Amerika için söylüyorum. Ama Afrika'daki bir Etiyopya'nın 100 dolar olacak. Nasıl içinize sindiriyorsunuz? Zulmün ta kendisini yapıyorsunuz. 1.6 milyar. Bu rakamlar IMF'in 2016 rakamlarıdır. 63 tane ülke var, 6.7 trilyon dolar. Yüzde kaç? %8-9. 10 bile değil. Buradaki eleştiri kime? Bize. Üretmiyoruz. Üretmiyoruz, üretmiyoruz. Bunun sorumluluğunu kimseye vermeyiz. Bu 63 ülkenin insanları bu sorumluluğu taşıyor.